Gözde. Hayırlı cumalar efendim. Dualarınızın kabul olduğu bir gün olsun inşallah. Hepimizin duaları kabul olsun. Sizin için hayırlı olan dualar kabul olsun, değil mi? En güzel duadır. Benim için hayırlısıysa olsun. Değil mi? Bazı şeyleri çok isteriz. Çok isteriz, değil mi? Birini seviyorsunuzdur. Çok istersiniz onunla evlenmek. Ama onunla evlenmek aslında sizin için çok da hayırsız bir şeydir. Çok kötü davranacaktır, aldatacaktır, işte evine bakmayacaktır. O yüzden siz evlenmedim diye üzülürken aslında sizin için hayırlısı olmuştur, değil mi? Bazen aslında olmayan şey de sizin dualarınızın kabulü olabilir. Bunu hiç unutmamak lazım. İhbar hatlarımızı vermek istiyorum. 530-488-51-84. Şimdi bugün bence gerçekten tüm bir durumu değiştirecek bir haberimiz var. Neden? Narin Güran cinayetini takip ediyoruz biliyorsunuz. Onunla ilgili birçok konuşmalar oluyor. Dün Nevzat'ın sorgusundan birçok görüntüler gösterdik. Onunla ilgili konuşmalar yaptık ama Nevzat'ın abisi şimdiye kadar hiç söylemediği öyle bir şey söyledi ki bence tüm davanın seyrini değiştirecek. Herkes de içinde vay be diyecek. Yani bu iş böyle miymiş diyecek. Biliyorsunuz baba, Nari'nin babası çıktı. Dedi ki benim dedi kızımın katili dedi Nevzat'tır. Bundan emin olarak ve neden işte o yukarıdaki kamera kayıtlarına bakılmıyor bilmem ne. İşte onun evine gitti, orada öldürüldü diyerek çok emin bir şekilde konuştu. Bunların tabii ki de devletimiz en detaylı şekilde araştırıyor. Neye bakılması gerekiyorsa bakıyor. Kayıtlar, HTS kayıtları hepsine biliyoruz. Ama şimdi ben önce Nevzat'ın abisinin ikiye böldük ses kaydını. İlk ses kaydını burada hocalarımız da var. Hasan hocamız, Edip hocamız onlarla birlikte hep birlikte değerlendireceğiz. Önce ses kaydının ilk kısmını da bir dinleyelim. Şimdi evet abinin söylediğine göre bu arada abinin söylediğinin doğruluğunu jandarma ses kayıtlarını dinlediğinde bunun için ifade aldığından da biliyoruz. Bir komşuları amcanın yani Salim Güran'ın amcasının büyük amca yani söz hakkı olan Ali Güran'ın giderek bu aileye para teklifinde bulunduğu bütün suçu cinayeti Nevzat üstlensin. Biz onun çocuklarına bakalım, para gönderelim. Nevzat üstlensin diyerekten bir haber gönderiyor. Ne diyorsunuz hocam buna? Evet, yani bunlar olabilecek şeyler. Baba biraz önce dedi ki kızım dedi o rampayı tırmanamadı dedi. Aslında çok değerli bir şey söylüyor. Kızım şimdi bu köy burada rampaya tepede yamaca kurulmuş bir köy. Nevzat'ın evi şurada 100 metre ileride de Narin Güran'ın evi var. Evet. Kız nereden geliyor? Kız aşağıdan yukarı doğru geliyor. Rampa dediği Nevzat'ın evinin önünden geçip evine çıktığı bir şey. Şimdi ben iddianameyi okudum. İddianamede Nevzat'ın eşi Halise miydi neydi? Hazal. Diyor ki 15.08'de Salim telefon açtığında, Salim Güran telefon açtığında Nevzat arabaya bindi. Bakın ev burada, Narin evi de burada. Nevzat aşağıya doğru gitti diyor. Şimdi kız kaçta geliyor? Bakın 15.08'de telefon açıyor. Aşağıya arabayla gittiği söyleniyor. Yani Nevzat'ın ifadesindeki gibi Narin Güran evine gittiğini söylemiyor Nevzat'ın eşi. Kaçta? 15.08. Peki kız kaçta bu tarafa doğru geliyor? 15.11. Yani kızla yolda karşılaşmış mı acaba diye de düşündürüyorum bizi. Hani baba diyor ya kızım rampayı çıkamadı. Yani şimdi Hazal'ın ifadesine de baktığımızda iddianamede Nevzat'ın eşinin eğer Nevzat arabayla aşağı gidiyorsa kızla denk gelmiş olabilir. Ha yani siz diyorsunuz ki onun Nevzat'ın evden çıkış saati 15.08. Bak 15.08'de Nevzat evden çıkıyor. Bu Hazal'ın ifadesi yalnız. Kız yukarı çıkarken yani kız evine doğru giderken 15.11. 3 dakikada karşılaşılabilir. Karşılaşılabilir. Yani şimdi Nevzat en son, Nevzat'ın 4 tane ifadesi var. Bu 4'ü en son verdiği ifadede Salim'in kendisinin Nari'nin evinden çağırdığını 100 metre mesafe var. Tepede bir de yukarıdan çağırınca duyulur. Gel seninle işim var deyip yukarı gittiğini, yukarı gittiğinde evdeki odalarının kapılarının tamamının kapalı bir odanın kapısının açık olduğunu ve Nari'nin
hareketsiz şekilde yerde yattığını ve ağzından köpükler çıktığını söylemiş. Başında kim var? İfadesine evet. göre Salim'le anne Yüksel var. Peki hocam şimdi neden o zaman ailenin büyüğü eğer Nevzat diyelim yaptıysa neden ailenin büyüğü aracı sokup cinayeti üstlensin Nevzat Şimdi bakın Edip Bey daha iyi bilir. Bu cinayet iştirak halinde işlenmiş bir cinayet olarak kabul edilirse evin içerisinde 4 kişinin o kıza bir müdahale etmekte bulunmasına gerek yok. Bir kişinin öldürmüş olması, 3 kişinin sessiz kalması da iştirak hükümlerinin uygulanması için yeterlidir. Zaten dava böyle açıldı. Dava da böyle açıldı. İddianame de şu an bu şekilde. Peki Nevzat tek başına işlerse nasıl işlediğini söyleyecek? İşte bakın biraz önce Hazal'ın eşinin ifadesinde belirttiği gibi. Yolda. Aşağıya doğru gitti diyor arabaya bindi. Yukarıya doğru gitmedi diyor. Aşağıya doğru gitti. Kız da bu arada Kur'an kursundan çıkmış yukarı doğru çıkıyor. Yani arada denk gelebilirler mi bu 3 dakikalık sürede? Denk gelebilirler. Hazal'ın ifadesine yola. O zaman Nevzat evet ben pişmanım yolda gördüm kızı. Öldürdüm bir sebepten öldürdüm ama evde değil yolda öldürdüm daha önceki beyanlarımda da yalan söyledim korktum deyip tek başına bu suçu ayrı bir yerde işlediğini söyleyerek amcayı anneyi ve Enes'i yalan söyleyip kurtarabilir Peki, mi acaba? Peki böyle dese evin içinde dördü birden olduğu HTS kayıtları ne olacak? İşte bunlar teknik verileri bilmeden bu suçu üstlendirmeye çalışıyorlar. Yani bunlar dosyanın içeriğini bilmeden yani kurnazlıkla, köylü kurnazlığıyla hadi sen git bunu üstlen. Böyle yaparak böyle yapalım, diyor. Böyle yapalım. Sen de bu arada para kazan evet. gibisinden bir şey söylüyor Şimdi olabilirler. Burada işleri artık hani ifadeyle birinin üstüne suçu atamayacaksınız. Çünkü işleri bozan şöyle bir durum var. Belli ki dördü de anne, kardeş, amca ve Nevzat bu evin içerisindeydi. Net. %99 değil bakın %100. Evet. Hatta iddianameyi ben tekrar okudum. Evin içinde dolanıyor bunlar ya o kadar net tespit etmişler yani fiili olarak hangi odaya girdi hangi saniyede girdi hangi odadan çıktı kızın yanında mıydı yani bunun teknik olarak artık inkarı mümkün değil net bir delil. Evet. Şimdi Ali Rıza Güran yani Salim'in ve Nevzat'ın amcasının para teklif ettiği Nevzat'ın ailesine bu cinayeti üstlendi diye konuşuluyor. Şimdi Ali Rıza Güran hattımızda Ali Rıza Bey. Ali Rıza Bey. Duyuyorlar mı? Evet. Hoş geldiniz yayınımıza. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Hayırlı günler. Sağ olun. İyi günler dilerim. Ali Rıza Bey. Evet. Nevzat'ın abisinin iddiasına göre sizler bir komşu evet. aracılığıyla Nevzat'ın ailesine para teklifinde bulunmuşsunuz. Cinayeti üstlensin diye. Doğru mudur? Bak ben Allah'a yemin ederim asla ve asla o aileyle bugüne kadar herhangi bir görüşmemiz olmamıştır. Kötü yalan sadece kendisi yaptıkları için bu konuyu yaygara çıkarmak, bir şeyler ifade vermek onun o işin peşindedirler. Kesinlikle öyle bir şey yoktur. Yani şöyle diyorlar. Nevzat'ın oğlu İbrahim. Nevzat'ın oğlu İbrahim'e bir komşunuz aracı olmuş ki para teklifi için. Yani benim ailemde asla ve asla öyle bir şey biz peşinde değiliz. Kesinlikle böyle bir para teklifi bizde olmayacak ve kendileri olduğunu da çok iyi biliyorlar. Yani neyi bildiklerini söylüyorsunuz Ali Rıza Bey? Neyi biliyor bu insanlar? Anlamadım ama ne söylediniz? Yani şu ne siz dediniz istedim? Ki kendilerinin olduğunu çok iyi biliyorlar. Şu şekilde bu Nevzat bu çocuğu tavladı. Nasıl? Nasıl? Ölmeden önce 20 bin lira para çocuğa vermiş. Ertesi günü bir daha 20 bin lira para vermiş. Bir dakika. Ne zaman? Narine mi veriyor bu parayı? Evet, evet, evet. Nevzat veriyor. Peki, Nevzat ölmeden önce Narine ne kadar para veriyor? 20'şer lira para vermiş. Para veriyor. Neden veriyor bu parayı? Tekrarlar mısınız? Neden veriyor bu parayı Narine? Çocuktur.
çocuğa veriyor, demek ki tavlamak istiyor. Üçüncü gün çocuk Kur'an kursundan gelirken yine çağırıyor ve çocuğu orada paket ediyor. Yani üç gün üst üste çocuğa para veriyor. Üçüncü gün... İki gün üst üste. Üçüncü günü öldürüyor. Peki size göre ya da orada düşündüklerinize göre neden para veriyor, neden öldürüyor? Çocuğu tavlamak istiyor çünkü niye? Niye? O bir gün önce, bir cumartesi ve pazar günleri bizim düğünümüz olacaktı. Düğün, evet. Tamam mı? Evet. Çocuğumuzun düğünü olacaktı. Bütün bizim ailede kimse köyde olmadığı için fırsat kapıyor. Bundan demek ki olaydan 20 gün önce de kızın babasıyla o çocuk Nevzat tartışmışlar. Kızın babasıyla tartışıyor mu Nevzat? Evet. Efendim. O zaman Nevzat'la tartışmışlar. Bir arabanın hırsızlık çıktığını ve araba bağlanıyor. Arabanın araba Nevzat'tan çıkma olduğu için Nevzat'la arıp tartışıyorlar. Tartışıyorlar. Tartışıyorlar, evet. Tartıştıktan sonra bu kim bağırıyor? Bir dakika. Nevzat dili biraz ağır. Arif de onun taklitini yapıyor, onun zoruna gidiyor, bu kızı bu hale getiriyor. Anladım. Yani aslında bir husumet besliyor araba olayından dolayı diyorsunuz. Aynen öyledir. Aynen öyledir. Ben biraz da zorlayarak o parayı almış kendisinden. Peki şimdi biz tabii Nevzat'ın kardeşi abisine de sorduğumuzda bu araba meselesi nedir diye, o da dedi ki hayır, araba çalıntı değildi. 5 kişi arasında bölüşülmüştü. Tüm parayı da Nevzat zaten ödedi. O zaman niçin o para Nevzat ödedi? Nevzat çünkü işte parayı istemiş ama Nari'nin babası vermeyince kendisi ödemiş. Araba Siirt'te kaza yapıyor. Sen evet. Çıkıyor ve 6 kişi birbirine devrediyor. Adam başı 70-80 bin lira araya giriyorlar. Bu parayı bu şekilde kapatıyorlar. Bu araba Nevzat'tan arıza geliyor. Arif kendisine diyor ki bu parayı sen verecektin, vermiyorum. Tartışma duyuyor bununla ilgili. Büyüdükçe zorluyor, bu parayı alıyor. O da o parayı sahipsine teslim ediyor. Bundan peki dolayı mı öldürdü diye düşünüyorsunuz? Anladım efendim. Yani valla detayına ben girmek istemiyorum. Bilmedim. Fazla bir şey de söylersem günaha girerim. Peki şunu sormak istiyorum Ali Rıza Bey. Yani Nevzat'ın sizi... kardeşiyle, ailesiyle, herhangi bir onun akrabasıyla, konuğuyla vallahi billahi billahi ailemiz kimse... istiyorum. Arif'le yani Nari'nin babasıyla Nevzat'ın arasında bu para konusunda husumet oldu. Sonrasında size göre Nevzat intikamını Nari'ni öldürerek mi almak istedi? İki konu var. Biri öyle, diğer konuyu da karısının yanında ağzının taklitini yapmıştı. Keke ya. Evet, kekeme. Nevzat kekeme. Evet. Konuşuyor. O da hanımıyla berabermiş. Hanımın yanında o da ağzının taklitini yapıyor. Taklidi kim yapıyor? Nevzat'ın taklitini kim yapıyor? Arif yapıyor. Arif. Yani Arif evet. Nevzat'ın karısının yanında Nevzat evet. Kekeme olduğu için kekeme taklidi yapıyor. O da yapıyor. Karısının yanında olduğu için bileniyor yani, öyle mi? Aynen öyle. Aynen öyle. Peki Nevzat'tan neden ilk başta hiç şüphelenilmedi? Şimdi biz 19 gün mütemadiyen bir tek gün bizden ayrılmadı. Aramada beraberdi, taramada beraberdi, oturuyorduk beraberdi, camiye gidiyorduk, cemaate beraberdi. Şimdi nasıl siz olsanız acaba şüphelenir misiniz? Tabii şüphelenmedik. Ama asker diye şüphelenmedi. Ben onu bilemiyordum. Yani nasıl olsa hep sizle birlikte arıyor Nari'ni diye siz onu dost aynen. Bildiniz. Aynen öyle. Yani aileden birini anladım. Peki bu hani diyorsunuz ya iki gün üst üste Nari'ne para vermiş. Bu meseleyi kimden duydunuz? Anne babası söyledi, kardeşleri söyledi.
Köylü çocukları söyledi. Köylü çocukları da söyledi. Halen de gidip köylü çocuklarından öğrenebilirsiniz. Oradaki köylü çocukları Narin'e para verdiğini mi görmüş Nevzat'ın? Aynen aynen. Görmüşler. Size gelip söylediler. Evet, ona da bize söyledi. Peki Narin annesine söylemiş mi para verdiğini? Söylemiş, evet. Ha, bir dakika. Narin'in annesi bunu biliyor. Bunu jandarmaya söylediniz mi? Yani o gün ilk günlerde söylendi mi? Ben Arif'ten sordum. Sen ticaretin içindesin. Kimseyle kavgan, gürültün, herhangi bir münakaşan var mıdır? Asla dedi yok. Ama biz Nevzat yanımızda olduğu için kesinlikle içimizden gelmiyordu ona bir şey. Yani Nevzat yanımızda olduğu için hiç şüphelenmedik. Para verme olayını da söylemedik mi diyorlar? Söylemedik. Bana söylemedi. Öyle bir şey yok dedi yani. Kimseyle bir ilgi, bir alakam, bir kavgam olmamıştır. Hı hı. Peki siz bunu da ben Arif'ten sordum. Jandarmaya söylemişim. Böyle küçük bir parayla kimse insan öldürmez demiştiler. Ama bu çok önemli bir şey. Çünkü şimdi çocuğu diyorsunuz ya tavlamak için. Çocuğu tavlamak için şimdi 3 gün üst üste bir kız çocuğuna bir para veriyor olmanız başkasının çocuğuna önemli bir detay değil mi hocam? Bak, yanlış anlamayın. 3 günde 2 kere dedim. Tamam. 2 gün üst üste. Yani anne şüphelenmiyor mu? Mesela Narin'in annesi demiyor mu? Benim kızıma niye para veriyor Nevzat? Da söyleyeyim onu, ben artık fazla bir Arif'le görüşüm. Arif'in telefonu var. O detayını size söyler. Bu konuyla ilgili kendisi jandarmaya bildirmiş. Jandarmayla ilgili konuşmalar yapmışlar. Demiş böyle küçük bir parayla böyle bir şey olamaz yani. Peki sizin... Onların içinde olduğu için şüphe kalkıyor. Peki Ali Rıza Bey, sizin düşüncenize göre ya da aile içinde konuştuğunuza göre Nevzat nasıl öldürmüş ve nerede öldürmüş Narin'i? Şimdi bacım bakın, karşımızda koskocaman askeryanın kamerası vardır. Evet. O kamerayı istiyoruz ya, Allah rızası için %100 biz Cumhurbaşkanımızdan rica ediyoruz. Cumhurbaşkanımız bu işin ben arkasındayım demiş. O askeriyenin kamerası çıksın ortaya gelsin, Nevzat 3 tane 4 tane ifade vermiş. O ifadelerden bir tanesi eğer Arif'in evine gelmişse, cenaze almışsa doğrudur, biz öldürdük. Hı hı. Eğer o kız aşağıdan yukarıya gelmişse doğrudur, o zaman aile öldürmüş. Eğer kız çıkmamışsa demek ki Nevzat içeride onu paket etmiş, evet, öldürmüş. Ondan sonra artık kendisi öldürdükten sonra paket ediyor, torbaya koyuyor. Şu anda. Hı hı. Size söyleyeceğim şu. Nevzat bu vermiş olduğu ifadeler askerlerin içerisinde olduğu için onlar ne söylüyor bilirse o da onların ardının taklifini bize tek tek onu söylüyor. Şimdi tabii ama Nevzat şöyle bir şey var. Nevzat'a tabii öncesinde itiraf ettiği için sonrasında o itirafını ona söylüyorlar. Yani orada aslında kendi istediklerini söyletmiyor jandarma askerler. Şimdi şunu soracağım size Ali Rıza Bey. Şimdi görüntü kaydının yakalandı, dışında. Yakalandı, yalan atıyor. Yakalandı, kaçmak üzereyken yakalandı. Doğru söylüyor. Nasıl kaçmak üzereyken doğru yakalandı? Pencereden kendini atıyordu, kaçıyordu. Şimdi, arkadan askerleri yakaladı. Bir dakika Hasan Bey bir şey söyleyecek. Doğru bir dakika. Söylüyor Ali Rıza Bey, doğru söylüyor. Şimdi Nevzat'ın 4 Eylül'de bir ifadesi var. Ben diyor Çarıklı köyündeydim. Akşam 7'de geldim. Hiç olayla ilgim yok diyor. 4'ünde. 9'unda bu teknik veriler biraz toplanmaya başlayınca jandarma Nevzat'ın evine baskın yapmaya geliyor. Nevzat bunu görünce pencereden kaçmaya başlıyor. Pencereden kaçamıyor, sonra kanepenin arkasına saklanıyor. Bir şekilde gizlenmeye, jandarmanın gitmesini beklemeye çalışıyor. Jandarma da görüyor. Ve jandarmayı gördüğünde diyor ki aha yolun sonuna geldim. Ağzından çıkan cümle de bu. Ama yani cenazeyi yani cesedi taşıdığı için de suçlu olduğu için de kaçıyor olabilir. Bilemem ama netice itibariyle ilk ifadesinde tamamen Çarıklı köyündeyim diyor. İkinci ifadesinde de yani araba yani başka bir ifade veriyor. Dört defa ifade veriyor aslında yani. İkinci ifadesi 9'unda, 10 Eylül'de 3. ifadesi, o da farklı. 18 Eylül'de verdiği 4. ifade bambaşka. Ali Rıza Bey. Bravo. Ya Ali Rıza Bey. Şu
Şu anda o kardeşimiz anlattığını teker tek yerinde doğru söylüyor. Doğru söylüyor. Ali Rıza Bey, şunu sormak istiyorum. Şimdi HTS kayıtlarında anne, Enes, Nevzat ve amca Nari'nin öldürüldüğü saatlerde aynı evin içinde gözüküyor. Şimdi hepimizin elinde telefon var mı bizde? Evet. Bütün evler hepsinin araları 50 metredir. Evet. 10 metre, 50 metre Nevzat'ın eviyle Arif'in evin arasında 60-70 metre var yok. Doğru. Salim'in eviyle Arif'in evi 15-20 metre araları. 15-20 metre Salim'le Arif'in evi arası. Yani tahmini söylüyorum. Evet. Onun için yani bunlar olabilir. Bizim iddiamız iddianamede kamerayı, jandarmanın kamerası vardı. Bizim ilk günümüzden şimdiye kadar bütün güvenimiz, bütün isteğimiz ailenin üzerinde durduğu tek noktamız, biz devletimize güveniyoruz. O kameradan ne olup bittiğini çok iyi jandarmamızda iyi bilmektedirler. Onu çıkarsınlar, bize mahkemeye sunsunlar. Başka hiçbir şey yok. Ben o aileyle hiçbir zaman da görüşmedim. Asla öyle bir şey yok. Yalandır, çünkü öyle bir şey yoktur. Peki. Onun için teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Ama bir dakika Ali Rıza Bey, son bir şey soracağım şimdi. Narin 15.08'de yani 3.08 geçe eve geliyor. Gelmemiş. Hiç eve gelmemiş diyorsunuz siz. Ama kesinlikle gelmemiş. Ama tepe... O işte insan bak kardeşi, abisi, evet, annesi hepsi evde yatıyorlar klimanın önünde. Hiç kimse evde anneyle dört tane şahit var içeride. Dört şahit kim evin içerisinde anneyle birlikte olan? Şimdi kız saat 15.05 geçe camiden çıkmış. 15'i 5 geçe camiden çıkıyor. Kur'an kursundan. Çıkıyor. Ve rampaya 15'te tam böyle Nevzat'ın kapısının önünde kayboluyor. Siz diyorsunuz bu ki... Bu çocuk yer yaraldığı içine girmedi. Demek ki Nevzat aldı götürdü. Siz diyorsunuz ki Nevzat... Tam göründüğü yeri de Nevzat'ın evidir. Siz Nevzat'ın evinde öldüğünü söylüyorsunuz. Evet, ben öyle diyorum. Nevzat aldı... cesedi evinde öldürdü. Peki öldürdü ve götürdü. Yarım saat içerisinde her şeyi bitirdi ve sakladı. Peki sonra Arif'in evine mi geldi Nevzat? Şimdi arada epey saat geçti. Ben gece saat öyle bir şey Nevzat bir kere yukarı çıkmamış. Gelmemiş yani yalan atıyorum. Ama HTS kayıtlarında hepsi aynı evin içine gözüküyor. Şimdi bir Hasan hocamız bir şey tamam, soracak. Ben size dedim ya evler arası çok yakın olduğu için gösterebilir. Ali Rıza Bey yani tabii ki iddianame belli zaten 4 kişi hakkında dava açmış ama bakın Salim Gürhan Arif Güran'ın evine yani Narin yaşadığı eve gidiyor. Saat 15.22 ile 15.26 aralarında Arif Güran'ın İkametinde mutfak karşısında bulunan boş oda tabir edilen yerde olduğu tespit ediliyor. Bak Salim Güran nokta atışı nerede olduğunu hangi dakikalarda tespit etmiş. Yine saat 15.32'de sıralarında Arif Güran'ın evinin içerisi ve diğer odalarda evin içerisinde hareketli bulunmaya devam ettiği. Bak Arif'in evinde hala. 15.36 sıralarında ahırın arka kısmına geçiş yaptı diye 16'ya kadar Salim'in Arif'in yani Nari'nin evinin içinde ahırın karşısında diğer odada bahçede böyle hareketli bir şekilde yaklaşık 1-1,5 saat dolandığını söylüyor. Şimdi Salim'in ne işi var o zaman Arif'in evinde? Bu arada Nevzat da evin içerisinde. Bak Nevzat da aynı böyle mobil bir şekilde dolanıyor. Çünkü ne işi var ikisinin tamam. Aynı evde ne işi evet, var? Biz gerçekten bunu öğrenmek istiyoruz. Tamam şimdi ben az önce aynı şeyi söyledim. Dinler misiniz? Evet duyuyoruz Ali Rıza Bey. Beyefendiye ben cevap veriyorum. Buyurun tabii. Dinliyorum. Az önce dedim ki bu HSS'den ben inkar etmiyorum. HSS yanlış olabilir bak çünkü niye?
Arif'in eviyle Nevzat'ın evi 50-60 metre aradır. Arif'in eviyle Salim'in evin arasında 15-20 metredir. Şimdi yani herkes bunu aynı yerde gösterebilir. Yani siz diyorsunuz ki HTS kayıtları olabilir. HTS ama kamera kesinlikle yanlış gösteremez. Şimdi eğer Nevzat Bahtiyar kamerada benim o yeğenimin evine girmişse ben diyorum ki doğrudur. Salim öldürmüş, Nevzat almış götürmüş. Eğer Nevzat o evin içine girmemişse demek ki yalan atıyor. Evde kendisi öldürmüş, bakalım, almış götürmüş. Yani siz diyorsunuz ki HTS kayıtları yanılıyor, evler çok yakın diye. O yüzden öyle söylüyorum. O diye üç kere hanımefendi yani artık tekrar söylemeye gerek yok. Ama şimdi bir kız öldü ya, tekrar da söylemek gerekiyor bazen. Neden? Bak, çünkü canımız, ciğerimiz gitti, malımız gitti, hayatımızı kaybetti. Ondan sonra bütün ailemi suçladı. Ailem hepsi hapislere girdi. Bunun üzerinde hala utanmadan, yüzü kızarmadan, evet, şimdi içimizde Ali gece gündüz dolaşarak tabii bu şekilde davranmaları doğru bir şey değil. Ben devletten rica ediyorum. Biz bugüne kadar bu devlete faydalı insanlar olmuşuz. Bize kalmayan hakaret edilmedi. Kalmayan şeyler söylenmedi. Böyle tam görüştüğünün dışında herhangi bir siyasete girmiş değilim. Şimdi Ali Rıza, aynen aynı benim gibi. Ali Rıza Bey, şimdi söylediklerinizde haklısınız ama biz de soru sorarken gerçek ortaya çıksın. Kimseyi suçlama, yani suçsuz yere suçlamak değil. Gerçek suçlama nedir? Nevzat'ın dışında bu öldü, kızın öldürülmesinden başka benim ailemden öyle bir şey, öyle suçlamalar mümkün değildir. Siz diyorsunuz ki Nevzat evinde öldürdü, evler çok yakın diye aynı evin içinde gözüküyor, kamera kaydı aynen çıksa... Yoksa gözükür. Hasan Bey, Aynen. Şöyle, Ali Rıza Bey, tabii ki yani hakkında bir mahkumiyet kararı vermeden bir insana suçlu diyemeyiz. Hiç kimseye suçlu diyemeyiz. Dolayısıyla delilleri birlikte değerlendirmeliyiz. Ama Ali Rıza Bey, sizin kaçırdığınız nokta şu. Nevzat'ın da bu hani daraltılmış bas kayıtları dosyaya geldi ya, hepiniz biliyorsunuz. Artık bütün Türkiye biliyor bunun ne olduğunu. Ona göre Nevzat da Salim'le birlikte aynı dakikalarda o Arif'in yani Nari'nin evinin ya bahçesinde, bak ya bahçesinde ya bir odasında ya ahır, ama şöyle bu herkese çok birbirine yakın gösteren olabilir doğru söylüyorsunuz ama burada özel bir bilirkişi heyeti bu cep telefonlarının santim santim nereye gittiğini tespit edecek bir çalışmayla bunu çıkartmış. Yani bunu demiyoruz. Bunu iddianameden okuduğumuz şeyler. Diner misiniz? Ya şu OBS'yi niye çıkartmıyoruz ya? Ne? Bu kamerayı niye çıkartmıyoruz? Yani çok zor bir şeydir. Tamam. Ali Rıza Bey, siz şunu istiyorsunuz. Bu kız... Kamerayı istiyoruz. Kamerayı. Çok önemli bir şey istiyor yani aslında. Yani aslında istediğiniz şey... İnsanın gözünün rengini seçebilecek bir kamera var orada. Sizin istediğiniz kamera ben Ali Rıza ben, Bey tamam size. Bir izleyicilerimize de anlatayım ne istediğinizi. Şimdi diyor ki yokuş yukarısında aslında Nari'nin olduğu ev var ama öncesinde de aslında Nevzat'ın i̇şte evi. Nevzat başta yokuşun başında Nevzat'ın evi. Başında Nevzat'ın evi. Aslında o yokuşun yukarısına çıksa kendi evine gelecek Nari'n. Aynen öyle. Ve oradan geçiyor ama bu arada. O yoldan geçiyor Nevzat'ın evinin önünden. Siz diyorsunuz aynen ki o yokuşu gören bir kamera var. O çıksın. Çünkü arada 10 metre falan var. Evler bu kadar birbirine yakın. O da yokuşu çıkmadan, sizin iddianıza göre o da yokuşu çıkmadan Nari'n, Nevzat oradan Nari'ni aldı, öldürdü, arabasına koydu, götürdü. Diye düşünüyorsunuz. Sizin iddianız bu. Bunu destekleyen, bakın Ali Rıza Bey'in şu beyanını destekleyen dosyada bir tane tanık beyanı var. Kim o tanık biliyor musunuz? Nevzat'ın eşi Hazal. Ali Rıza Bey'in dediği gibi saat 15.08'de Nevzat'ın eşi Hazal ne diyor? Bir dinleyin Ali Rıza Bey. Nevzat'ın eşi Hazal ayın Eylül'ün 18'inde savcılığa çağrılıyor, ifadesi alınıyor. Deniliyor ki
Ne gördün sen o gün? Neredeydin? Ben evimin balkonundaydım diyor. Ne gördün o gün diyor? Hiçbir şey, oturuyordum balkonda. Nevzat'ın telefonu çaldı. Kimin aradığını bilmiyorum. Nevzat arabaya bindi ve aşağıya doğru gitti. Bakın Arif'in evi yukarıda. Evet. Bakın 15.08'de telefon geldiğinde Nevzat'ın arabaya binip, o kırmızı renkli arabasına binip aşağıya doğru gittiğini gitti. Söylüyor. Aşağı doğru şimdi gitti. Ev yukarıda. Yani Nari yukarı... şunu demek istiyorsunuz. Eğer Nari'nin cesedini almaya gitse yukarı eve çıkma. Gitmesi lazım. Yani Nari'nin yukarıda. Bakın bu arada Nari'nin daha yukarı çıkmamış. Nari'nin ne zaman kadraja giriyor? 15-11'de o Kur'an kursundan çıkıp okulun oradan yukarı doğru çıkmaya başlıyor. Şimdi bizim Nevzat aşağı doğru iniyor, evet. 15-8'de. Aslında 15, bunu bir çizsek, bir bana 10, şey getirsenize arkadaşlar. 15-11'de de kızımız burada. Şu aklımıza geliyor. Şimdi bu Hazal doğruyu söylüyorsa eğer, Nevzat'ın bir noktada Narin'le karşılaşma ihtimali var. Aynı yoldan gidiyorlar çünkü. Biri yukarı çıkıyor, birisi aşağı iniyor. Hı hı. Bu noktada Hazal eğer gerçekten doğruyu söylüyorsa başka bir kurgu, başka bir senaryo konuşmamız gerekecek o zaman. Hı hı. Ama bu sefer de bu saatler arasında HTS kayıtlarına göre Nevzat'ın şeyde ne işi var? Arif'in evinde ne iş var? Acaba başına bir şey getirip o eve mi getirdi tekrar, bilmiyoruz aralarındaki şeyi. Ama ailenin yanına nasıl getirebilirsin acaba? Şimdi peki şunu sormak istiyorum. Bu Ali Rıza Bey'in bahsettiği bir kamera var tepeye. Gerçekten öyle bir kamera var mı? Var, var. Onun görüntüleri var mı? Hala yok. Dosyanın içerisinde yok o görüntüler. Ha, şimdi bu gerçek. Bu mahkemede 7 Kasım'daki duruşmada bu kayıtların hepsi istenecek neticede. Yani siz... soruşturma dosyasına koymamışlar. Yok. Sizin istediğiniz kamera kaydı, yani o tepede olan bir kamera var ama gerçekten koyulmamış o zaman. Yani ben görmedim. Anne, şimdi anne, soruşturmada ek klasörler dinler, var, ben göremedim. Dinler misiniz? Evet. Beyefendi dinler misiniz? Bak kardeşimin uslu bir şekilde anlattığını güzel söylüyor. Alo. Evet dinliyoruz, buyurun. Kardeşimiz çok güzel anlatıyor. Gerçekten öyledir. Bakın bizim sadece bu hasete birbirine katılıyor. Bak evler arası 15-20 metre araylandır. Bunda doğru olabilir. Ama bizim tek diyeceğimiz isteğimiz kameranın tepedeki kamerayı göstersin. Kamerada kim eğer Nevzat yalan atmıyorsa, Arif'in evinden almışsa, yeğenim öldürmüşsün doğrudur diyorum. Hı hı. Eğer Nevzat almamışsa Nevzat yalan atıyor. Nevzat aşağıda çocuğu yakalamış, öldürmüş ve paket etmiş, götürmüş, saklamış. Şimdi tabii sizin bir de çok önemli bir detayı söylemeniz lazım. Çünkü çocuğa Nevzat 2 gün üst üste para veriyor. Para vermiş. Şimdi hocam, evet. Hasan hocam, size de şimdi şuradan söyleyeyim. Ali Rıza Bey, biz çiziyoruz sizin söylediğiniz şeyi. Bu bir yokuş gibi, yani yokuş yukarıya doğru. Tepe yamacı burası. Tepe yamacı, tepe yani yamacı. Böyle bir diyelim yokuş. Bu kadar yokuştan bahsetmiyoruz. Nevzat'ın evi burası. Aynen, Nevzat'ın evi baştaki ev. Burada Nevzat'ın evi var. Nevzat'ın evi var. İki ev yukarıda da sanırım Nari'nin evi var. Yani arada iki ev mi aynen, var? Aynen, bir 50-60 metre anca var. Yani 100 metre yoktur. Bu da Nari'nin evi. Bu da Nari'nin evi, evet. Şöyle de göstereyim. Bu Nari'nin evi. Burası. Bu da Nevzat'ın evi. Kur'an kursu da burada bir yerde, evet, herhalde. O yoldan, o da aşağıda. Biraz daha aşağıdan geliyor işte böyle. O taraflardan, daha aşağıdan. Burası da Kur'an kursu diyelim. Böyle tepenin aşağısında Nevzat'ın önünden geçerek böyle. Evet. Yani bu çocuk evine gitmesi için Nevzat'ın evinin önünden geçmesi gerekiyor. Kaçta evinin önünden geçiyor ortalama? İşte evinin önünden geçip geçmediğini bilmiyoruz. 15-11'de kameraya yansıyor çocuk. 15-11'de nerede yansıyor? Yani o yamacın aşağısında işte. Buralarda yani. Daha buranın Nevzat'ın önünden. Evine gelmeden. Tahminen 15-15 gibi de evde olduğu düşünülüyor. Hı hı. Bakın Nari'nin eve girip girmediği noktasında her türlü şüpheden uzak bir delil yok. 11-11'de görüldüyse burada, şey 15-11'de, 15-15'te bu yürümeyle, bu büyüklükte evinde olmalıdır tahminiyle. Diye düşünülüyor. 15-15'te evde olduğu tahmin peki, ediliyor. Peki kurstan çıktığı saat kaç? Hatırlamıyorum yani 14.52 miydi bilmiyorum ama aha, dediğim gibi 15-14.50. 15 geçe kurstan çıktığını hoca söylüyor. 15, hoca öyle diyor. 15-5 geçe. 5 geçe, doğrudur. Geçe. Doğrudur. 15.05'te çıkıyor. Yani aslında 0, evet. 15.08 gibi
buralarda. Daha yani geride. O rampayı eve gidene kadar 6-7 dakika sürüyor ya. İşte bak işte o tahminen. 6-7 dakika burası. Aynen tahminen, o tahminen 6-7. Yani 15-8'de Narin, bakın şöyle söyleyeyim. Narin, şey, Salim'le Nevzat 15-08'de görüştüğünde büyük bir ihtimalle Narin kızımız daha Nevzat'ın evinin önüne gelmemiş. Şimdi bak bu çok önemli. Gelmemiş. Nevzat'la Salim 15.08'de görüşüyor. Şimdi Ali Rıza Bey 15.08'de Salim'le Nevzat ne konuşuyor? Daha bu kız kayıp diye bir şey değil. 15.08'de daha bu kız eve gelmemiş. Nevzat'la Salim ne konuşuyor? Salim Nevzat'ı Ali arıyor Rıza bu Bey. Arada. Duyuyor efendim? Musunuz? 15.08'de daha eve gelmemiş ya Narin. Daha eve efendim? Gelmemişken Salim Nevzat'ı arıyor. Neden arıyor? Nevzat Salim'i arıyor. Kayıp. Salim Nevzat'ı arıyor. Gel diye çağırıyor onu. O gün daha önce şu meselesi varmış olduğunu... Ama sonradan bu saat içerisinde Nevzat Salim'i arıyor. Köyde midir değil midir diye öğrenmek istiyor. Ama kayıtlarda hocamızın da dediği gibi Salim'in aradığı Nevzat gözüküyor. Arıyor. O yanlış çıkmaz ama Ali Rıza Bey. Tabii. Şimdi bu herkesin görüşü ailedir. Ben oradayım desem yalan bir doğru konuşmak. Herhangi bir şeyi yalan atmak doğru bir şey değildir. Ama ve lakin bu çocuk 15.10'da Nevzat'ın evinin önünde kayıp oluyor. Ondan sonra Nevzat Salim'i arıyor, yerini öğrenmek istiyor. Çünkü bizim ailede, köyde hepsi davetiye dağıtıyorlar. Kimse evde yok. O onu öğrenmek istiyor ki kızı götürüyor, derede saklıyor. Yani kimse etrafta yok da götüreyim mi diyor. Aynen. Peki o zaman bu Nevzat Salim'le Yüksel arasında bir şeyler yaşandığı noktasında iftira mı atıyor? Yani şimdi yukarıda Allah var. Bir insan bu kadar bu çağdaş bu dünyanın içerisinde yaşıyorsa, bu kadar insanlar var ise, bir istik yaparsa, gidip geleceğim, tek ailemin içinde ben kardeşimin eşini mi bulacağım? Yani yukarıda buna yani sıkıntı çekiyorum. Evet. Ali Rıza Bey, soracağım. Bunda çok haklısınız ama böyle yaşantıları da gördüğümüz için bir de köyde de bu konuşuluyormuş. Ama bizim ailede bu olamaz. Peki Nevzat neden böyle bir ifade verdi? Bir de aralarında önce böyle bir hükümet varmış. Salim'le Nevzat gece gündüz beraberdiler. Salim'le Nevzat bir dakika. Salim'le Nevzat çok mu yakındı? Evet. Bana peki şunu merak ediyorum. Salim kardeşine husumet besleyen bir adama niye bu kadar yakın? Şimdi Salim'le Nevzat'ın birbirine düşmesinin konusu Arif'le ilgili konuydu. Tamam mı? O da Salim de onun üstüne gidiyor. Bu senin hakkındır, sen ödeyeceksin demesiyle o Salim'den bunu beklemiyordu. Salim'in üstüne o da gitti. Yani şimdi eninde sonunda Nevzat elini böyle göğsüne koyacak, vicdanen ben rahatsızım diyecek, ben yaptığımı da söyleyecektir. Ben ona eminim. Şimdi bu sizin yöresel olan bir şey. Yani şimdi bizim yörelerde olmaz falan dediniz ya. Şimdi İntikamın yani intikam almak için hiçbir zaman çocuklar kullanılmaz. Aslında sizin o yörenin de bir hani kuralı gibi ya bu. Peki Nevzat neden intikam için bu çocuğu kullandı? Şimdi bunu herkes biliyor. Nevzat'ın gücü bizim orada o köyün içinde değil ki Alpasta ona da dokunamaz. Ne yaptı? Gizli yaptı. Yani gücü çocuğa yettiği için. Aynen. Fırsat kullandı. Kimse köyde yok.
Telefonu açıyor, salın da köyden uzaktınız ve o gün Arif köyde değil, Arif şehir dışında. Yani Nari'nin babası Arif o gün. Nari'nin babası o gün şehir dışında. Bakın Nevzat. Batman'dayım. Batman'da başka bir şehirde. Nevzat en son verdiği ifadede diyor ki işte Nari'nin evinin oradan bana seslendi. Gel senle işim var dedi. Ben eve girdiğimde boş bir oda, diğer odaların kapısı kapalıydı, detay veriyor. Ve bunlar HTS'de de gittiği belli. Nari'nin cansız bedeni evin içindeydi. Başında da Yüksel'le Salim vardı diyor. Neyse detay vermeyeyim. Ben Nari'nin cansız bedenini kucakladım. Kendi ahırıma getirip arabama koyarken yukarıya doğru baktığımda Yüksel'in ellerini kafasının böyle arasına koyup ağladığını ve üstünü dövdüğünü gördüm diye beyanı var. Yani kadının çok net bir şekilde bildiğini detaylandırarak anlatmaya çalışıyor. Sizce bu kadar büyük bir yalanı söyleyebilir mi? Ali Rıza Bey, böyle büyük bir yalanı söyleyebilir mi? Böyle bir adam mıdır Nevzat Bahadır, Bahtiyar? Söyleyebilir, söyleyebilir. Çünkü sonuçta burada bir canlamış, öldürmüş ve saklıyor. Kendinizle şekilde müdafaa edeceğini Nevzat'ın peşindedir. Şimdi Nevzat aslında hep anlatılan kadarıyla korkak, çekingen bir adam. Aslında Salim'den, Arif'ten çekiniyor. Öyle değil mi? Çekinmen mesele değil. Ben size diyorum ki Kabe'de, bayırda, sağda, solda, gece, gündüz bu para olayı olmadan önce Salim'le Nevzat beraber bile. Birlikte çalışıyorlardı, öyle mi? Çalışıyorlar değil. Kahveye gidiyorlardı. Evde oturuyorlardı. Yani evde derken kendi arkadaş diler yani. Yani çok yakın anlattığınıza göre Nevzat'la Salim eskiden yakın dostlardı. Aynen öyle. Şimdi bu kız kayıp olduğunda Salim'in eşi, yani kadınlar kavga ediyor. Salim'in eşiyle Yüksel birbirlerine giriyorlar. İşte senin yüzünden oldu, önceden söyleseydiniz böyle olmazdı diye. O ne kavgası kadınlar arasında sanki? Ya öyle şeyler yoktu. Bunlar nereden çıkarıyorsunuz? Tutanak. Tutanaktan çıkartıyoruz. İddianamede geçmiş. Bunu İddianamede var. Jandarma, kadınlar birbiriyle kavga ediyorlar. Jandarma bunu tespit etmiş. Yani bunlar da tutanağa geçmiş. Yani uydurma değil. Yani burada inanın hassas bir konu olduğu için en ufak bir şekilde kimseyi suçlamak istemiyor kimse. Ama bu tutanağa geçmiş jandarma bu kadınların kendi arasında... Neyse hanımefendi, bilmeden şeyi size niye anlatayım? Anlatın. Buyurun. Bilmiyorum. Ha, şahit olmadınız yani. Şahit olmadınız. Peki. Senin elinden notun vardır. Öbürün bilmem elinden tutanağı vardır. Yani kadınların kavgasını, konusunu herhangi bir şey bilmiyorum. Tamam. Bilmiyorsunuz. Ali Rıza Bey. Duymadım. Salim'i ya da Yüksel'i görmeye gittiniz mi? Kesinlikle gitmemişim. Neden gitmediniz? Bu olayı belirtmeden, bu olayı bir işe bağlanmadan, kamera ortaya çıkmadı. Ben hapishanada hiçbir arabamın kardeşim hariç. Hı. Kardeşim hariç Hüseyin Güran kardeşimdir. Onun çocuğuna ben doğramışım. Ama onun dışında hiç kimseyle görüşmedim. Yani bir ortaya çıksın diye mi bekliyorsunuz görüşmek için? Evet. Bir soru ben sorayım. Aha. Çünkü Nevzat'ın kardeşleri, abileri her hafta görmeye gidiyorlar Nevzat'ı. Onlar vicdanen rahatlar. Bakalım ne zaman bunu nasıl kaybedeceğiz diye. Ama bakın Enes de gitmiş. Enes de cezaevinde. Enes cezaevindeki kayıtlar. Enes küçük kardeşiyle konuşurken demiş ki ikide bir demiş değil yani. Her gittiğinde adli tıptan rapor geldi mi? Adli tıptan rapor geldi mi? Adli tıptan rapor geldi mi diye. Şimdi cezaevindeki telefon kayıtları dinleniyor. Delil olarak da kullanılabilir. Hocam bilir. Tabii. Orada da şunu söylemiş. Ya zaten benim, şimdi diş izi var ya. Evet. Şimdi şurada bir diş izi var. Cezaevindeki görüşmelerinde iddianame yansıdı halde söylüyorum. Zaten benim diş macunumu kullanıyordu. Çıksa bile ondan olabilir falan gibisinden böyle diş iziyle ilgili adli tıp raporunu devamlı soruyor. Soruyor. Diğer kardeşine diyor ki aman ha kimseye hiçbir şey konuşma diye de bir şey söylüyor. Şimdi bizde şu geliyor aklımıza.
Ya o evde eğer Nevzat doğruyu söylüyorsa efendim, diğer kapılardaki kapalı kapıların arkasında evine orada başka insanlar da mı vardı geliyor aklımıza. Yani başka acaba, birisi de evin içinde aman olabilir. Ama kimseye konuşma efendim, diye de söylemiş. Evet. Dinler misiniz hanımefendi? Evet. Dinliyor musunuz? Dinliyorum buyurun. Alo. Duyuyorum. Dinliyor musunuz? Duyuyorum Ali Rıza Bey. Anası jandarma aldı İstanbul'a götürdü. Adli tıbba kadar 3 gün 4 gün artık kaç gün kaldıysa bilmiyorum. Ve aldı geri getirdi. Herhangi bir şey olmadığını söylediler. Onu biliyorum. Doğru. Evet o dişinden bir şey çıkmadı. Neymiş, bunları fazla ben sizin kadar bildiğim bir şeyler yoktu. Yalanız, bizim iddiamız nedir? Biz diyoruz ki iddiamız köyümüzün karşısındaki jandarmanın kamerasıdır. Diğer köyün karşısındaki kameradır. Bu kameraların tespitini yapın. Yalan, insanın dili var. Sen çok iyi güzel konuşabilirsin. Ben senin kadar güzel konuşamam. Ama şu var, hak var, hukuk var. Burada kamera var. Kamera o var olduğunu hepimiz biz, o, bu, şu, ben hepimiz biliyoruz. Nevzat'ın söyledikleri bu kamerada gerçekler çıkarsa Nevzat tamam doğru söylemişim ailem bu çocuğu kastettir. Eğer Nevzat bu kameradan çıkmıyorsa kendi evinden bu şekilde yaptıysa yine kameradan Nevzat orta çıkar. Çıkardı. Seste bozulma oluyor. Her şey o istiralar ortaya çıkacak. Tamam. Ama kardeşimiz gazeteciydim. Ben normal bir köylü vatandaşım. Neden bu kadar bileyim, bu kadar güzel anlatayım? Anlatamam. Tamam. Ali Rıza Bey, bir Edip Bey bir şey soracak avukatımız. Ali Rıza Bey, merhaba. Dosyada merhaba dosyayla ilgili bayağı bir bilginiz var. Yani çok çok detay bilgi. Benim fazla hiçbir bilgim yoktu. Bugüne kadar tamamen gizliydi. Şöyle. Şu ana kadar anlattıklarınızı dinledim ben. Demin Hasan Bey de sordu, Esra Hanım da sordu. Epeyce evet, bilgi verdim. Evet. Ben sadece şunu merak ettim. Bütün bu bilgilerinizi soruşturma aşamasında savcılığa anlattınız mı? Ya da sizin ifadenizi aldılar mı? Çağırmadılar mı? Yok. Çünkü sizin ciddi bir iddianız var. Evet. Yani Nevzat'ın var, bu işi... Var, sağırlarsa gider anlatırız canım. Niye anlatmayalım? Abi sadece merak ettim. Yani soruşturma aşamasında sizin ifadeniz alındı mı diye. Demek ki alınmamış. Şimdi peki. Ali Rıza... 24 kişi jandarma aldı, bir hasta kendilerinden kaldı. Evet. Göz altında tam kaç gün? 4 gün, 5 gün mü? 6 gün böyle kaç gün kaldıysa bilemiyorum. Onlara bile bir başvurup bir dahi çıkamadı. Şimdi Ali Rıza Bey, şimdi biz sizi hatta tutacağım. Bu Nevzat'ın kardeşinin söyledikleri var. Sizin de dinlemenizi istiyorum. Sizinle ilgili de söyledikleri var. Bir o röportajın devamını bir izleyelim. Şimdi Ali Bey de hattımızda mı Ali Rıza Bey? Şimdi Nevzat'ın kardeşi de diyor ki neden ilk baştan Nevzat'tan şüphelenilmedi? Nevzat hep savunuldu. Hiç onunla ilgili bir şey beyan edilmedi. Neden Salim hep saatleri değiştirmeye çalıştı? Biliyorsunuz ilk başta saatle ilgili bir yanılsama vardı değil mi Hasan Hocam? 17.40'da gördüğünü söylemişler Gürhanlar. 18'de gördüğünü söyleyenler var. Oysa ki kız 15-15'te yok zaten. Yok artık. Dolayısıyla kızın kesinlikle öldüğü saatten çok çok sonralarına ilişkin kızı gördük diyenler var. Peki bu diyenler kim? Ve bunu diyenler kim? İşte Salim. İşte bu sanırım maşallah tabii yanlış olmasın. Salim Yüksel, bunu diyor mu? Tabii 17.40'da gördüğünü söylüyorlar. Yine Güranların hanımlarından bir tanesi yanlış olmuyorsa 19 gibi mi 18.40 evet. gibi mi gördüğünü söyleyenler var. Peki, bu da şu şüpheyi uyandırıyor. Hı-hı. Zaten Hasan öldüğünü hocam, biliyordunuz. Bir dakika sözünüzü kesiyorum. Şu çok önemli. Benim için ötekiler varsayım önemli değil. Salim'in ben kızı 18 ya da 17.40'da gördüm dediğine dair bir şeyimiz var yok, mı kesin? Yok maşallahım var. Bir de hanımlardan bir tanesinin var. Evet. Ama şöyle iddianamede bu şu şekilde yorumlanıyor.
bunların kızı görme ihtimali yok. Bu yönlendirmenin Salim tarafından yapıldığı şüphesi var. Bir dakika, bizim şimdi kulağıma da geliyor. Salim'in doğruladığına dair kesin şey var değil mi? 17.40'da gördüğünü doğruluyor Salim. Olabilir, doğrudur. 17.48'de o saat diye Salim yönlendiriyor çocukları ve doğruluyor. Evet. Doğrudur. Evet. Ya Salim'in de için bu noktada bir yönlendirme ama diğer hanımefendileri yönlendirenin de Salim olduğu şüphesi var. Söyleniyor. Mesela 7'de gördüm o diyen birisi var. Ali Rıza Bey, neden Salim daha geç saatli bir yönlendirme yapıyor? Şimdi olan şeyi ben size söyleyeyim. Olmayan şeyi de bilmeden konuyu da fazla bir şey girmeye gerek yoktu. Şöyle söyleyeyim. Şimdi saat 15-15.20 aralarında evet. Nevzat'ın kardeşi yeşil bir araba ile Salim'in eviyle Arif'in evin arasında geçiyor. Nevzat'ın kardeşi. Kardeşi. Hangi kardeşinden bahsediyorsunuz? Bilmiyoruz. Bu konuşan bilmiyoruz. Değil. Sadece bu çünkü Hatay'da. Araba yeşil olduğunu biz askeriye bildirdik. Geçtiğini tespit edilmiştir. Edilmiştir. Yani kameradan çıkarılmış. 15-15 civarı Nevzat'ın, tekrarlıyorum kardeş. Ali Rıza Bey, bir tekrarlayayım, devam edin. 15-15 civarında Nevzat'ın kardeşi Nevzat'ın evinin önünden geçerek Narinlerin evinin önünden geçiyor, öyle mi? Salim'le Arif'in evinin arasından geçmiş. Arasından geçmiş, evet. Ve biz bunu jandarmaya söyledik. Jandarma bunu kameradan tespit etti, bize söylediler. Bu doğrudur. Ama demek ki ben bunu söylemekten kastım, demek ki kameralar çalışıyor. Kardeşi yani, diyor ki neden çok söylemediler? Gece gündüz ben olduğu defalarca söylüyorum. Camide yanımızdaydı. Aramada bizimle beraberdi. Nevzat'tan bahsediyorsunuz değil mi? Evet. Biz Nevzat'ı hiçbir şüphelenmedik. O yüzden en baştan şüphelenmedik diyorsunuz. Ben avukat beyden bir soru soruyorum. Buyurun. Avukat bey. Buyurun. Ben şimdi bir adam öldürürsem, sana Diyarbakır'ı tapu edersem, sen kendin götürüp saklar mısın? Senin vicdanına bırakıyorum. Yani yapmayız tabii. Avukat beyden soruyorum. Doğru, hayatın olağan akışına uygun bir davranış değil. Biz bunu baştan beri söylüyoruz zaten. Evet, yani ben kendim öldürsem niye başkasına bakıyorum? Sana bir şey gösteriyor kendini suçsuz etmek bayat kendine sordum. Şimdi Ali Rıza Bey, biz bunu hep konuşuyoruz. İlk gün konuştuk. İlk gün dedik ki cinayet tek işlendiyse cinayeti bir tanık ortaya çıkarmak adına al bunu göm demez. Evet. Salim tek başına öldürseydi. Cinayet tek işlenmiştir. Nevzat'ın dışında kimse yoktur. Kardeşi rahat konuşuyor. Ama şu da olabilir Hasan hocam, siz de düşünürsünüz. Bak bunu yapabilirsiniz. Ortaya fazla olmadan konuşmayacağım. Allah'a emanet olun. Ali Rıza Bey durun bir dakika. Size bu sorunuza bir cevap vereceğim. Yok bir cevap vereyim, bir durun. Bak şunu söylemek istiyorum. Şimdi bu, eğer birini koymasan, şimdi bu dereye götürürken kamera kayıtları var ya. Şimdi kameralar olacak. Suçu atacak kimse kalmayacak. Onu arkada destekleyen var. Kardeşleri beraberdir. Hayır, kardeşleri beraber demek istemiyorum. Niye Nevzat'ı karıştırsın? Kendi yapsa diyorsunuz ya. Çünkü suçu üzerine atacak birine ihtiyaç var. Kim dereye bırakacak? Orada hep kamera kayıtları var. Evet. Bugün onu ortaya demek çıkan istiyorum. Bugün ortaya çıkan çok önemli bir şey var. Ali Rıza Bey çok dikkatli dinleyin. Evet, onu sonra bugün, şey yapacağız. Akşam gözüktüğünü söyleyeceksiniz değil mi? Evet. Evet. Salim Güran arabasıyla niye o cesedin bulunduğu yere gidiyor o gün? Öyle bir şey yoktu. Tamam, kamera kayıtları var ama yok. Bak. Kamera kayıtları şimdi diyorsun. Bir dakika, hemen görüntüyü verelim. Bir Ali Rıza Bey, bakın akşam Salim gidiyor ki derenin kenarında bırakıldığı yere. Görüntü, bak görüntü istediniz, görüntü. Ali Rıza Bey. Evet. Gördünüz mü? Görüyor musunuz şu an? Bu Nevzat'ın arabasıdır.
Nasıl gördünüz arabayı, ben göremiyorum ya. Salim'in olduğu kesin tespit edilmiş. Şuraya da versenize bir. Buraya bir versenize. Bak. Bak. Bu değil. Bak, bu değil araba, değil mi? Bak. Yanlış görüntü. Yanlış görüntü. Bakın bu değil. 22.48'de hocamın dediği görüntü 22.48'de evet. Aynı gün 21 Ağustos 2024'ün evet. Gecesi 21.48'de mi 22.48'de olabilir. Salim Gürhan kendi arabasıyla Nevzat'ın cesedi gömdüğü yere gidiyor. Yaklaşık 8 dakika orada kalıyor. Evet. Şimdi o görüntüyü neden? Bulsunlar. Şimdi bu görüntü. Bu görüntü evet. Saati gözükmüyor mu? 22.48 veya 21.48. Net değil ama 22.48 civarı. Hasan hocamın da dediği gibi Nari'nin kaybolduğu günün gecesinde Salim. Salim tek değil. Salim askerlerle beraber hepsi görüntüye. Hayır. Yo, tek yok başına orada. Kendi arabasında. Tek başına bakın o, kamera kaydında. O gördüğünüz araba Nevzat'ın arabasıdır. Ablasının evine gitmiş. Hayır. Onun ama arabası tespit değil. Ediliyor canım. Tespit ediliyor. Salim'in arabası. Bakın orada kamera kayıtlarında var. Salim gidiyor ve 8 dakika cesedin bırakıldığı yerde duruyor ve gidiyor. Hasan ne? Hocamıza söylesin. Hatta öyle bir şey inanmıyorum ben. Ben Ali Rıza Bey, ben şöyle izah edeyim. Bakın Narin kayboluyor ya, 21 Ağustos'ta kayboluyor ya. Saat 9 gibi jandarmaya haber veriyorsunuz. Yani Arif işte Yüksel 9'da diyor ki gidip jandarmaya, kızım kayboldu. Ne zaman? 9.10 geçe, 9.20 geçe. Evet. Aradan 1,5 saat sonra 22.48'de Salim kendi arabasıyla, üzerinde cep telefonu olmak kaydıyla, yani ETS'lerle de tespit edilmiş, gidiyor cesedin bırakıldığı yere toplamda 8-9 dakika zaman geçiriyor. Bu şunu getiriyor aklımıza: acaba beraber mi gömdüler? Acaba Nevzat'la birlikte cesedi birlikte mi getirdiler? Çünkü Salim kontrole mi gitti? Bir dakika, nereden bilecek oraya gömdüğünü? Yani bu yeri nereden bilip Salim akşam o yere gidiyor Ali Rıza Bey? Şimdi asıl bilgi sahibi aramamışsınız. Ben konuyu tam detaylı bir şekilde bilmediğim için her şeyi size anlatmamın bir bilmediğim konuları yanlış söylemekten de yalan zaten biliyorsunuz Allah'ın düşmanı insan olur. Yalan atmak doğru bir şey değildir. Benim bilmediğim bir konuyu da size anlatırsam yanlış olur. Ben kimsenin günahına girmiyorum. Bala girmiyorum. Sadece şunu söyleyeyim. Eğer Salim olsun, eğer Nevzat olsun, ben Türkiye Cumhuriyeti'nden rica edeceğim. Nari'nin başı, mazarın başında güzel bir elektrik direği dikerim. O kişi kim yapmışsa rica edeceğim. Bize versinler, ses atarız onları. Giden gelen onların yüzüne versin. Puh! Böyle güzel bir tükürük atsın. Dünyaya ibret olsun. Ve biz bu şekilde artık Türkiye'de böyle narinler ölmesin. Evet. Ali Rıza Bey, şunu ben çok... bunun peşindeyim. Sizden rica ediyorum. Psikolojim bozuldu. Yeter ya. Ali Rıza Bey, ağlamayın. Çok zor. Sizin çok üzüldüğünüzü... Şimdi bu konu beni aşıyor bu şekilde. Nevzat'ın dışında bunu yapan insan yoktur. Salim şöyle oldu, bu böyle oldu. Dere kenarında taş topluyor gibi laf toplamak doğru bir şey değildir. Sizden ricam, bu katili bulun. Katil Nevzat'tır, kardeşleridir. Ha olsa zannetmesin, ben sesini duyuyorum. Ben sesini duydum tek tek. O Çarıklı'da da ikamet etmeyecek. Böyle ki o şekilde konuşmasın. Sen niye bizi bulmadılar demek. Ben onu niye vurayım? Evet. Ali Rıza Bey, Ali Rıza Allah. Bey bir şey söylemek istiyorum. Kardeşini Allah Ali Rıza Bey. Ali Rıza Bey, size son bir şey sormak istiyorum. Sizi de yormayayım. Sizin çok üzüldüğünüzden eminim zaten. Ben onunla ilgili bir şey söylemiyorum. Ama bazen hani bizim ailemizden biri de, ben şimdi hiçbir kimseyi suçlamıyorum, acaba bir hata yapmıştır da bunu içeride söyleyemez, böyle bir şey saklamaya da çalışıyor olabilir mi? Siz çok düzgün bir insansınızdır. Bu bütün ailenin, bir aile üyesinin yaptığı hepinizi zaten zan altında bırakmaz. Hani belki sizin bile farkında olmadığınız bir düşmanlık, farklı bir ilişki durumu, böyle bir şey olabilir mi? Hiç bunu düşündünüz mü aklınızda? Sormayın.
Beni zor duruma koymayın. Ben bilmediğim konuları ben size anlatmak doğru değil. Tamam, anladım. Yani ben bunu söylersem zor durumda kalırım diyorsunuz. Doğru, siz bilmiyorsunuz akşam orada ben gözüktüğünü. İyi bilen kişi var. Ben evde oturuyorum. Benim köyde, köyde değil yani. Peki, o zaman size tekrar şunu sorayım. Yani Nevzat'ın kardeşinin söylediği gibi siz kimseye, Nevzat'ın ailesine ya da oğluna bir para teklifinde bulunmadınız. Asla ve asla öyle bir şey yok. Yalandır, kötü yok bu işi. Bir şey sormak istiyor musunuz? Hatta kişi varsa katılsın, karşılıklı konuşalım. Kimle konuştuk, nereden gördük, kime söyledik? Şimdi bu... Gelsin karşılıklı konuşalım. Yani belki de herkesin 4-5 defa ifadesi alındı. Ama bu dosyaya bir katkısı olacaksa iki şey katkı sağlar bu dosyanın en azından maddi gerçeğini ortaya çıkartılması açısından. Bir, Ali Rıza Bey'in dediği gibi kameralar gerçekten o yukarıdaki üstteki o jandarma üssünün kameralarının net bir şekilde dosyaya konulması lazım. Hı hı. İki, Nevzat'ın eşi Hazal. Hazal Bahtiyar bence kilit nokta. Hazal Bahtiyar 18 Eylül'de diyor ki ben evimin balkonundaydım. Telefon geldi aşağı gitti. Telefonun ya, tam saatini söylüyor mu? 15.08 yok. Salim telefonla biz biliyoruz teknik olarak HTS kayıtlanan. Yani Salim'den telefon geldi. Çekti gitti aşağı doğru gittiğinden bahsediyor. Ama Salim'in şey Nevzat'ın ifadesine bakıyoruz. Ben diyor işte bahçe suluyordum. O ara yukarıdan Salim bana seslendi. Gel seninle bir işim var dedi. Ben yukarı çıktım diyor. Ben yukarı çıktım. Elimde cesetle geldim. Ahıra girdim. Çuvala koydum. Kadın nerede bu arada? Balkonda oturuyor bakın. Ben hiç balkondan içeri de girmedim diyor beyanı böyle. Yani şimdi, peki mesela ahıra cesedi bırakmaya ve çuvalın içine koymaya gitse kadın görmesi lazım. Kadın orada ya yani aralarında 2 metre yok. Yani yukarı çıkmasını aşağı inmesini cesedi getirmesini ondan sonra ahıra koymasını bahçeyi sulamasını her şeyi görmesi lazım. Eğer bunları görmüyorsa yani yalan söylüyor ve suç ortaklarından biri de Hazal'dır. O zaman gerçeği söylemeyerek savcılığı yanıltıyor. Eğer gerçekten Hazal doğru söylüyorsa Nevzat'ın ne işi var o zaman HTS kayıtlarıyla yukarıda? Evet. Yani gerçekten enteresan. Yani şunu anlıyoruz ki bir kere görgüye dayalı hiçbir beyan yok. Yalan ben hocam doğru da yok. Deminden beri izliyorum hani sen de sorguladın Hasan Bey. Yani Ali Rıza'nın söyledikleri zaten daha başından beri dikkate alınmamış. Savcılık çağırmamış. İfadesine başlamamış. Neden? Çünkü cinayetlerde en önemli şey kamera kayıtları tabii ki olmalı ama görgü tanıklığı yok ki. Evet. Ben onu duydum, o öyle söyledi, bu böyleydi. İşte aşağıda görmüştüm, yukarıda görmüştüm. Ama ortada bir gerçek var. Bakın, cinayet olaylarında tıpkı uyuşturucu kaçakçılığında olduğu gibi suçun maddi delilini oluşturan şey o olayın kendisidir. Yani cesedin kendisidir, maddi delil. Şimdi bunun yanında bunu tamamlayan suçta kullanılan alet... Kişinin öldürme sırasındaki, eylem sırasındaki görgü tanıklığı. Bunlar önemlidir. Ama burada konuşulan şeyler iddiadan öte gitmiyor. Evet ama hocam şunu sormak istiyorum. Şimdi yani normalde bir cinayetin neden işlendiği hakkında kafamızda çok fazla senaryo yapabiliriz. Ve genelde bunlar doğrudur. Ama burada çıkan işte HTS kayıtları, söylenenler o kadar uyumsuz ki şunu söylemek istiyorum. Mesela diyorsunuz ki HTS kayında dördü de aynı evde. Şimdi... Diyelim ki neden öldürdü bu kızı? Amcayla annenin ilişkisi görüldü. Ona Enes'in ne işi var? Enes tabii zaten ya. Buna tepki gösterir. Nevzat'ın ne işi var aynı anda? Yani bir mantığa sığmayan delillerle mantığın uyumsuzluğu var. O yüzden bu kadar sorguluyoruz. Çünkü diyelim ki evin içinde bir kızı öldürülecekse bir kişi zaten canı ne onun 8 yaşındaki bir kızı ben 2 dakikada öldürürsün zaten. Dördü de o evin içinde. Burada bir mantıksızlık var. O yüzden bunun mantığını anlamaya çalışırken. Nevzat'ı da kattın içine. Diyelim ki Nevzat'ı hadi suçu da üzerine atmak için kattın ama Enes'in orada olması her şeyi bozuyor. Şimdi anneyle amca ilişkisini gördü öldürdük. Enes niye orada? Enes zaten böyle bir şey anında karşı çıkar. Hani kardeş orada, anne orada, amca orada. Nevzat orada bu kadar 4 kişi birden mi öldürdü bu kızı? Yani bu mantığa uymuyor. Tabii. Şimdi bunlar uymuyor da. Şimdi bunlar uymuyor da. Bir de buna karşı diğer bütün iddiaları göz önünde bulunduralım. Yani Nevzat'ın 2 gün peş peşe 20 lira masraf vermesi mi mantığa uygun? Nevzat'ın öldürmesi için.
Mesela. Ya da Nevzat'ın işte Arif onun kekeme diye yaptığı taklit mi İşte. Sebep? Bu olamaz. Evet. Bu olamaz. Ama şunu da söylemem lazım hocam. Tabii ki bize zaten hiçbir neden uyumlu gelmiyor bana söylediğiniz gibi. Ama şimdi kekeme olduğunu biliyoruz Nevzat'ın ki bir sorguda özellikle ikinci bugün gönderdiğiniz sorguda çok belli kekemeli. Şimdi kekeme insanların genelde psikolojik olarak çok aşırı özgüvensizliği, kekemeliliğine takıntısı ve böyle biraz içine kapanık insanlar olduğunu biliriz ki kekemelik aslında hep hayat boyu aslında bir saldırıya da uğrarsın. Psikolojik olarak mobbinge uğradığın için bir özgüvensizlik vardır, bir öz saygısızlık vardır. Tabii karısının yanında eğer Arif kekemeliyle dalga geçtiyse bu tabii ki bir erkek için rencide edici bir şey olmuş olabilir. Yani erkekliğine vurulan bir darbe gibi görmüş olabilir. Ama bir öfke içinde biriktirmiş olabilir. Çünkü bir o sonuçta bir erkekliğe darbe. Öncesinde de para mevzusu evet var mı? Var. Ama tabii ki bize göre hiçbir şey öldürmenin sebebi değil. Hele küçük bir kız çocuğunu. Demin de sorduğum gibi doğudaki törelerde zaten bir şeyin intikamı olarak çocuklar ya da kadınlara zarar olmaz, verilmez. Öldürülmez, yani tabii. Bu kendi törelerindedir. Kendi aralarında evin erkekleri halleder. Çok yanlış. Her türlü de yanlış da. Bu çocuğun öldürmesi ama bu adamın profil olarak kekeme olmasından dolayı da bir özgüvensizliği olabilir. Bu arada amca neyi söyledi? Nevzat'la Salim'in bir süre öncesine kadar çok yakın dost olduklarını. Ama Arif ne diyor? Nevzat benim evime bile giremez. Küçümser tavrını, oradaki tavır küçümsemek. Yani Nevzat'ın işini olabilir, kendisini olabilir. Arif küçümsüyor. Evime giremez, kızgınlıktan değil. Ama girmiş. Küçümsemekten. Yani orada farklı bir çatışmayı da gösteriyor bu. Salim neden Arif'in bu kadar sevmediği, küçümsediği, hatta belki de onun iddiasına göre dolandırmış biriyle yakın arkadaş. O gün arayacak kadar. Her dakika arayacak kadar. Bu da bir soru işareti hocam. Tabii bir küçük yorum ekleyebilir miyim? Özür dilerim. Şimdi hepimizin bildiği bir şey var. Cinayet. Bir hocam Ali Rıza Bey'i bir göndereyim. Ali Rıza tamam, Bey başınız sağ olsun. Hanımefendi ben son olarak ben size bir iki kelime söyleyeyim. Tabii buyurun Ali Rıza Bey. Bu Nevzat Bahtiyar'la kardeşleri bizim köyümüzde doğdular, bizim köyümüzde büyüdüler, bizim köyümüzde belirli bir çağa geldiler. Bizim her zaman için onlarla irtibatlı ve onlar çok hatalar yaptığına başka yerlerde hata yaptılar. Ben ve kardeşlerim Nevzat'ın olsun kardeşi kız kaçırdı bilmem onun kızı kaçırdılar. Biz ortaya girmişiz. Bütün işlerini her şeylerini elimizi atmışız. Onlara her konuda yardımcı olmuşuz. O kardeşi ki şimdi telefonda konuşma yaparken o kendi vicdanına böyle elini vicdanına koysun. Bu olay olmadan önce oğlum yine arabasının arkasını doldurup anasına yardım bıraktığını her zaman elimiz onların üstünde olduğunu bilmektedirler. Nevzat'ın ailesine mi yardımcı oluyordunuz? Nevzat'ın annesine. Köylümüz fakirdirler, fakirdirler. Yani öyle bizim babadan, dededen kalan köylülerimize biz asla zulüm yapmayız. Asla biz onların üstüne gitmeyiz. Nevzat'ın kızını kaçırdılar. Kardeşim gitti aldı getirdi. Hı hı. Onun o kardeşi yan köydeki benim tanıdığım insanların kızını kaçırdı. Ben gittim onları barıştırdım. Kız kaçırdı. Yani Nevzat'ın kardeşi kaçırdı. Peki. Biz bunların daima kazalarında, belalarında bulunduk. Hı hı. Şimdi kardeşi telefonda orada gevezede konuşuyor. Niye biz burada oturuyoruz da bizi vurmaya gelmiyorlar? Oğlum biz sizi avlat biliyoruz. Öyle olur mu? Biz sizinle... Hayır, tüm hukuk var, hak var Ali Rıza Bey. Biz diyoruz ki Nari'nin katili bulunsun, kamera bellidir. Salimse Salim'i asarız. Nevzatsa Nevzat'ı açalım. Biz bunu affetmeyelim. Şimdi her şey için, Ali Rıza Bey her şey mahkemede. Bunun dışında da söyleyeceğim bir şey yok. Tamam. Kimse Ali Rıza Bey. Için, kimse para için cenaze alıp götürüp saklayamaz. Evet şimdi zaten Nevzat'ın kardeşi diyor ki bizim paraya ihtiyacımız yok. Abimin 70 bin 80 bin aylık geliri var. O yüzden. Yalan atıyor. Yalan atıyor. Yalan. Çok iyi yalan.
diyor ki yalan. Yani dedi ki bizim... Yalan, gidin evinin haline bakın, ona göre konuştun ya. Bizim hiç paraya ihtiyacımız yok. Para için değil, Salim çocuğunu öldürmekle tehdit ettiği için cesedi saklıyor diyor. Abi evini gösterin. Ayda 200-300 milyar, 80 milyar para kazanan o haldeki evde mi oturuyor? Abi evini gösterin lütfen. İnşallah göstereceğiz, zaten bir köye de gitmek lazım tekrar çekim için. Ali Rıza Bey, başınız sağ olsun, çok teşekkür ederiz. Teşekkür ediyorum, Allah'a emanet olun. Sağ olun, siz de öyle. Buyurun Edip Bey, bir şey söyleyecektiniz. Ben şey, küçük bir yorum yapmak istedim sadece. Hani hepimizin bildiği bir şey vardır. Cinayet mahalline ilk kimler gelir? Katiller gelir. Salim Güran aynı gün cesedin yanına geliyor. Hı hı. Olay günü. Evet. Ama onlar yani bu psikolojisini... görüntü kaydını da kabul etmiyor. Tabii tabii, biz şimdi Salim'i ya da başkasını suçlamıyoruz zaten. Suçlama hakkımız da yok. Hı hı. Böyle bir şansımız da yok. Sonuçta dava açıldı. Kovuşturma süreci başladı. Mahkeme nasıl bir yorum yapacak, nasıl bir sonuca varacak bilemeyiz. Ama sadece hani bu kadar konuşmanın üzerine bugün ortaya çıkan bir haber bu çünkü. Evet. Salim Güran'ın olay günü kamera akşam kayıtlarında tabii cesedin olduğu yere gelmiş olması bugün bana çıktı. Evet. Bu şeyi düşündürdü. Hani genellikle bilinen bir genel doğrudur. Onu söylemek istedim. Şimdi devam edeceğiz. Bize de birçok hem bilgi de geliyor. Onunla ilgili narin konusuna devam edeceğiz. Şimdi diğer konumuza devam edelim. Hanım, nasılsınız? İyiyim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Kızınız kayıp. Aslında kayıp değil. Sürekli evden kaçan bir çocuk. Kaç yaşında kızınız Nazlı Hanım? 23 yaşından gün aldı ama doğum gününü kutlamadım bu sefer. Her sene kutluyordum. Neden kutlayamadınız? Kutlamadım. Bilerek kutlamak istemedim. Neden? Çünkü benim kızım, ben çalışıyorum. Benim kızım buradan Çerkezköy'den birileri götürüyor. Sevgilisi cezaevinde, hapishanede internetten tanışmışlar. Alıp götürmüşler yani. Evlilik maddesiyle kandırıyorlar. Benim kızım çok kanak birisi. Babası ilgilenmiyor. Kızınızı saf olarak ve aslında biraz zihinsel olarak becerileri yetersiz olarak söylüyorsunuz değil mi? Şöyle söyleyeyim. Aslında çok aşırı kafası şey, böyle ya, şeytan derler ya, şeytan şeylerine çalışıyor. Ama çok aşırı derecede yalan konuşuyor. Babası hiçbir zaman çocuklarıyla ilgilenmiyor. Sizin kaç tane çocuğunuz var Nazlı? İki tane var. İki tane. Bir kızınız başka? Bir de oğlum var. Bir de oğlunuz. Kızınız 23 yaşında. Gün aldı. Hiç evlenmedi. Hayır. Hiç evlenmedi. Peki 3 aydır mı kayıp Eda? Benim kızım geçen sene de kaçtı. Sürekli evden kaçıyor. Nereye gidiyor kaçıp? Bir Eda'nın görüntüsünü de görelim. Bilmiyorum. Kaçıyor, nereye gidiyor? Hep birilerinin yanına. Hep başkalarının yanına gidiyor. Şimdi bir kızı görelim. Eda'nın TikTok'u bu herhalde. Eda TikTok kullanmıyor. Bir görüntüleri görelim. Şimdi 3 ay önce evi terk etti. Siz Çerkezköy'de yaşıyorsunuz Nazlı Hanım. Nereye gitti Eda? Ben işte çalışıyordum iş yerinde. Kızılpınar'daydı. Bana haber geliyor ki senin kızın Kızılpınar'da. Çerkezköy'de de ama hazırlıklı gitmiş. Yani ben şeyine baktım, kartına baktım. Kartından da benzin alınmış. Benzin alınmış bir arabaya. Ben icra gelmesin diye üzerine, zaten onun kendine ait borçları var zaten. Evet, nasıl gitmiş onları bir şey yapalım, ne, eşyaları mı toplamış? Evet, zaten biz İstanbul'a geri dönüş yapacaktık avcılara. Gitmiş yani, eşyaları da alıp gitmiş. Hazırlıklı gitmiş, her şeyini almış gitmiş. Evet. Telefonu yok yanında. Telefonu var. Var. Benim... Arıyorsunuz, ne oluyor? Açmıyor telefonlarımı. Açmıyor. WhatsApp'tan arıyorum, yine açmıyor. Sadece mesaj atıyor. Telefon ulaşılmıyor. Şimdi çalıyor çalıyor, hiç cevap vermiyor. Peki nereye gitti bu kız? Ankara'da. Kimin Keçiören yanında? İlçe Emniyet mi? Sevgilisinin ailesinin yanında. Sevgili de değiller. Hiç tanışmıyorlar yani, gezmemişler, tozmamışlar. Yani biz sıkı bir aile de değiliz yani. İzin veren bir aileyiz. Bir dakika, nasıl gezmemişler, tanışmamışlar? Cezaevinde tanışmış. Cezaevindeki İnternet, çocukla Instagram nasıl tanışıyor? Ya, Instagram var ya, Instagram'dan, Instagram'dan tanışmışlar. Tabii cezaevindeyken nasıl tanışıyor çocuğun Instagram'ı? Cezaevinde Instagram alamaz ki. Birkaç kere gitmiş, bilmiyorum. Yani cezaevinde yokken herhalde, cezaevine girmemişken tanıştılar cezaevine o zaman. Cezaevine girecekmiş zaten, ben hepsini bilmiyorum. Hayır, hayır, Nazlı Hanım, tanıştıkları zaman cezaevinde olmaz ki, cep telefonu kullanamaz çocuk çünkü. Bilmiyorum. Daha önce de daha olabilir. Önceden tanışmışlar. Önce zaten öyle dedi sanki Nazlı Hanım. Daha önceden. Bilmiyorum yani. Nereye kaçtı çocuk cezaevindeyse? Nereye gitti kız? Ailesinin yanında. Kaçtığı annesiyle çocuk kalıyor. Cezaevinde. Evet.
Annesiyle. Seninle kalmıyor da annesinin yanına gidiyor. İşte annesinin yanında kalıyormuş. Ailenin yanında kalıyor. Kızın aklı o kadar yetiyor işte. Peki aileyle konuşabiliyor musunuz? Bana hakaret ettiler, bana küfür ettiler. Ne diyorlar size? Affedersin ama şu an burada söylenecek bir kelime kötü değil. Kötü sözler söylüyorlar. Hayır, siz diyor musunuz benim kızım niye sizin yanınızda? Biz şöyle söyledik. Bu sefer babası da sahip çıktı. Normalde hiç sahip çıkmıyordu. O da telefonda sahip çıkıyor. Yine ilgilenmiyor da. Ben mesela bir iki kere aradım. Kızımın elinden telefon aldılar. Arkadan söylüyorlar, söylettiriyorlar. Hı hı. Biraz heyecanlıyım, kusura bakmayın. Yok yok, önemli değil. Rahat olun Nazlı'nın. Söylettiriyorlar. Kızın sürekli sizden ya, para istiyor değil mi? Evet, kardeşinden. Kardeşinden para istiyor. Benden isteyemiyor. Ailenin yanında, aile evet. Ona bakmıyor muymuş, para vermiyor evet, mu? Evet, ben de yazdım ki, dedim ki hani sen çok seviyorsun ya dedim, gittin ya dedim, baksınlar, versinler. Polisler bana vermiyorum, para falan göndermiyor. Ben bilerek göndermiyorum zaten ona para. Hı hı. Peki cezaevinden çıktığında o kişiyle evlenmek mi istiyor? Yani evlenme maddeyle kandırıyorlar. Ben diyor Balıkesir'e gidene kadar gelmeyeceğim, gelmeyeceğim, gelmeyeceğim. Sonra farklı farklı konuşuyor. Her şey değişik değişik konuşuyor. Bana başka konuşuyor, babasına başka konuşuyor, kuzenlerine başka konuşuyor. Hep değişik konuşuyor. Kardeşi de artık telefonları açmış. Şimdi hiç kimseyle konuşmak istemiyor. Hı hı. Konuşmuyorsunuz. Çünkü peki kendi için mi para istiyor yoksa o aile için mi? Onlar için istiyor. Durumları hiç iyi değilmiş onlara. Zaten aile ortamları hiç iyi değil zaten. Abisi silah çekip kafasını vurmuş. Şey söyleyeceğim yani, çocuk cezaevinde, aile böyle evet. 5 kuruşu yok. Yani kız söylüyorum. Yani evlenmek için de oraya gidiyor. Akıl sağlığı yerinde misin kızınızın? İşte, zaten vasi galiba. Benim aslında. Kızım çok kanak. Çok saf. Aslında benim kızım lise mezunu. Üniversiteyi kazandı. Hı-hı. Gitmedi. Yine nasıl, lise mezunu olmuş ama yani hani liseyi bitirmiş. Liseyi bitirmiş, o da yani önemli ben, bir şey. Şu an okumak da istiyor. Ben hı-hı. okuyacağım diyor. Kendine özgüveni de yok benim kızımın. Biraz baba sorunlarından dolayı da yani sevgiyi hep baba sevgisi derken hocam şey mi? Akıl sağlığı yerinde hayır, olmadığı hayır, için öyle mi? Değil. Nasıl? Sürekli benim kızım evden kaçtığı için ben peşinden koşmaktan çok yoruldum. Hı-hı. İşime odaklanamıyorum. Siz ne iş yapıyorsunuz Nazlı Hanım? Ben aklınıza ne gelirse hepsini yapıyorum. Emlakçı, temizlik, hı hı. böyle çay ocak falan demleniyor. O işleri yapıyorum. Nazan ne zamandan beri, kaç yaşından beri kaçıyor kızınız? Babası 18 yaşına gelene kadar zaten hiç ilgilenmiyordu. Küçükken de davranış bozukluğu var benim kızımda. Hı hı. Yani kendine özgüveni yoktu zaten. Kaç yaşından beri kaçıyor? 18 yaşına girdi, kaçmaya başladı. Bizim zaten aile sorunlarımız sonra. Da vardı. Nasıl aile sorunları? Şöyle aile sorunlarımız vardı. Mesela babası yine ilgilenmiyordu. Anne babalık ben yaptım. Gelip otel gibi bir kullanıyordu ama hı-hı. çalışıyordu, çalışmıyordu diyemem. Hı-hı. Ama çocuklarıyla hiç ilgilenmiyordu. Hiçbir zaman çocuklarını benimsemedi. Peki kızınızın hani böyle bir zihinsel engeli ya da farklı bir... Bir yaş geriden geliyor. Bir yaş geriden. O kadar çok bir zihinsel engeli yok o zaman. Hayır bir şöyle vasi var. Olacak kadar yok. Ne var? Başka bir... Abi şu an burada söyleyemeyeceğim şeyler de var ama aslında bazı bilerek de yapıyor. Sevgi, ilgi çok istiyor. Hı hı. Öfke kontrolü de psikolojik yok. Psikolojik olarak ne tanı kondu? Öğretmenler söyledi. Dikkat eksikliği var. Davranış bozukluğu var. Öğretmenler çağırdı. Babası gelmedi. Toplantıya falan hiçbir şey de gelmedi. Hı hı. Nasıl söyleyecektim ya? Başka biz kız kardeşimle bir doktora daha gittik. Doktor babasını çağırdı, yine gelmedi. Şimdi Nazlı Hanım, bu aile, şimdi yanında kaldığı aile hiç size demiyor mu? Bir tanışalım madem evlenecek. Hayır, bir tanışalım hiç. Orta yolu bulalım. Hayır söylemediler. Peki orada yani bunun hiç haber vermediler. O evde ne yapıyor bu biz kız? Biz şöyle bak, anlayışlı bir aileyiz aslında. Biz anlayışlı bir aileyiz. Dedik ki hani benim kızım eğer seviyorsa hani ben onaylamadım. Hiçbir zaman da onay vermedim. Babası hı-hı. onay veriyordu, ben onay vermedim. Hani dedim eğer dedim şey yapıyorsanız dedim hı hı. gelin dedim kızımı gönderin dedim. Kızımı gönderin ben size vereceğim. Yine söz falan takardım bir şey hı hı. yapardım hani hı hı. şey yapsın diye. Ama bunlar böyle yapınca hiç bana haber bile vermiyorlar. Kızınız bizde demiyorlar. Bence, hiç vermiyorlar. Yani normalde hocam gelsinler istesinler bir evlilik bir şey de. Madem öyle evlendirecek. Kız 23 yaşında ama kısıtlı ya, zaten evlenmesi için vasinin izni onu lazım. Onu ben bilerek evet. yaptım. İzni lazım. Zaten anne izin vermeden yapamaz. Resmen evlenemezsin. Esra Hanım. Neden kızım, evliliği yapamaz? Benim kızım evliliği kaldıramaz, yapamaz. Neden? Şimdi tabii çünkü söylemiyor. O kapiste değil. Şimdi bir yaş geriden diyorsunuz, lise okudu diyorsunuz. Yani sakladığınız ne var? Sakladığım bir şey yok. Söyleyemem diyorsunuz.
Neyi söyleyemem? İşte bilmiyorum. Siz söyleyemiyorsunuz. Dediniz ya demin. Kızınızın sağlığıyla ilgili. Sağlığıyla ilgili şöyle, benim aslında kızım çok böyle kafasında kuruyor plan yapıyor. Hayal ürünlerini kuruyor. Ondan sonra gidiyor. İstemsizce hareketler de yapıyor. Bir iki yani kere... Şizofreni mi? Olabilir de, çünkü öfkesini... Olabilir değil. Öyle bir tanı aldı mı? O almadı. Ama test yaptırmam lazım çocuğuma. Çünkü sürekli... Hani şimdi kızım evliliği yapamaz derken acaba bir şey mi var da söylemiyorsunuz dedim. Şöyle, evliliği yapamaz yani. Evliliği kaldıracak bir kız değil. Bir şey söylemek istiyorsunuz ama altta bir şey var. Neyse, bir kısa aramız var. Aradan sonra devam edelim. Şimdi tabii 23 yaşında olunca bizler hani normal olarak 18 yaşını geçmiş, erişkin, yetişkin olmuş. Hani birazcık daha kendinin ne yapacağını bilir diyoruz ama burada şöyle bir kötü niyet ben en çok gördüm Nazlı'nın. Şimdi bu kız başkasının yanında kalıyor. Evet. Çocuk cezaevinde, aile hiç orta yolu bulmaya çalışmıyor. Hayır. Bir de bu kız devamlı para istiyor. Bunlar için mi para istiyor, ne yapıyor, kötü bir şey için mi kullanılıyor? Ne düşünüyorsunuz Nazlı Hanım? Ben valla şüpheleniyorum. Test yaptırmak ve kızımın kesinlikle hastaneye yatması lazım. Kesinlikle hastaneye yatırmam lazım. Hastaneye yatması gerekiyor, evet, diyor. Çünkü madde var mı yok mu bilmiyorum. El alemin evinde ne veriyor ne vermiyor. Çünkü sürekli uykum var. Uyuyacağım, uykum var, uyuyacağım. Ha, oraya gittiğinden beri mi bu oluyor? Evet, uykum var, uyuyacağım diyor. Geçen sene öyle bir sorun yoktu. Geçen sene de gidiyordu ama o zaman başka şeydi. Onu o zaman kurtarabildim. Peki baba mesela, babası kızın ailesiyle konuşmaya çalışıyor mu? Yani işte kızın böyle bir durumu var, böyle zorlukları var bununla ilgili. Birkaç kere bu sefer ilgilendi. Sürekli benim ailem ilgileniyordu. Artık dedim benim ailem yani artık ilgilenmesini istemiyorum dedim. Söyledi mi kızın kaldığı aileye? Senin ailen babasın dedim. Bir kere de babalığını yap dedim. Evet, söyledi mi yani? Söylemiş. Tamam göndereceğim demiş ama göndermiyor. Ondan sonra engeli basmış. Yani kimle konuşmuş baba? Gamze Dönmez. Gamze Dönmez. Bir kere ben de konuştum. O... Gamze ne? Anne mi? Abla. Ablası. Aha. Yani bu cezaevinde olan çocuğun ablası Umut Gamze Dönmez. Umut Dönmez'in ablası. Umut Dönmez'in. Yani Umut Dönmez'in yanına kaçtı. Evet, ailesinin yanına. Umut hangi suçtan cezaevinde? Hiç bilmiyorum. Bilgim onu da bilmiyorsunuz. Yok. Ben sadece araştırdığım kadarıyla cezaevinde olduğunu biliyorum. Kızımın birkaç bir şeyler anlattığını biliyorum. Ne anlatmış? Kredi kartı. Ondan dolayı mı ne ceza evine girmiş herhalde? Kart borcu mu varmış? Belki de borcunu ödemek için de bir kızı kullanıyorlar, onu bilmiyorum. Tabii. Olmaz. Kart borcu, bir dolandırıcılık bir şey. Evet. Bakın bir şey söyleyeceğim Nazlı Hanım. Buyurun. Yani kız 23 yaşında ama kısıtlı. Vasisi sensin. Yani 18 yaşından küçük çocuk gibi o. Evet. Şu an o çocukla ilgili bir başvuru yapmadıysan bak sen de sorumlu olursun kızın başına bir şey gelirse. Şöyle hayır. Daha vasisi değil hocam. Değilim. Daha almamış. Ha, öyle mi? Tamam. Daha kısıtlılık gelmemiş. Tamam. Onunla ilgili almak istiyor ama daha kısıtlılığı yok. Tamam. Nazlı Hanım bir kızına seslenir misin? Çekilme utanması aynı konuşuyormuş yani normal ev şeydeki Eda gibi. Eda Nur ben sana söylemiştim. Gelmezsen televizyona çıkacağım diye yalvarıyordum sana. Sen niye bekliyorsun kızım orada? Biz sana babanla da söyledik. Seviyorsan seni vereceğiz dedik. Ama sen yine aynısını yapıyorsun. Niye bekliyorsun kızım orada? Sürekli kardeşinden para istiyorsun. Kardeşinden ayrılmayacaktın. Ne oldu da kardeşinle konuşmuyorsun? Nazlı Hanım hep suçluyorsun. Gelmez evet. O kız öyle. Bak ne diyeceğim? Kızım. Ne diyeceğim? Bak ben şimdi, kızım seni çok özledim, çok seviyorum, gel. Sensiz dünyam çok karanlık. Değil mi? Yani böyle diyecek ki herkes sen dedin ya kızım sevgiye çok düşkün, aç. Sevgiye aç bırakmamak için önce biz sevgi vallahi vereceğiz. Vallahi ben çok sevgimi verdim ona. Aşırı i̇şte belki derecede. Belki ifade edemedin ama. Şimdi programın sonuna geldik. Biz bakalım neler yapacağız. Bulacağız kızını inşallah, getirteceğiz. Programın sonuna geldik. İyi hafta sonları olsun. Pazartesi görüşmek üzere.